Son abi, son artık. Vallahi son. Kalk, kalk lan hadi. Kalk. Bana bak. Şişt. Oğlum toparla kendine. Düğünün var, düğünün. Millet bekliyor seni. Şişt. Şu hale bak Allah'ım, sen nasıl gideceksin düğüne? Geldi yine benimki. Ne işiniz var lan sizin yine cinayet mahallinde kankanla? Ulan ben haber vermesem haberin mi olacak cinayet mahallinde? Efe, niye hep senin haberin oluyor bu cinayet mahallelerinden? Anlat bakalım. Ya bir anlat. Bak birader, bir, bana sesini yükseltme. İki, işini yapsaydın benimle uğraşmak yerine burada benim yerime sen olurdun. Bak cinayetlerin birbiriyle alakası yok dedin. Katilin kendisi getirdi bizi buraya. Tamam mı? Bay Patoloji. İşini yap. Ondan sonra anlatırsın bize neymiş bu seri katil patolojisi. İster misin su falan? Nasıl, toparladın mı biraz daha? Konuşalım mı? Herif baya baya bizimle iletişime geçiyor. Farkındasın değil mi? Önce künye, sonra bana gönderdiği darbuka. Cinayetler arasında bağlantı kurmamızı istiyor. Gerçi sen biliyorsun bence o bağlantının ne olduğunu ama. He? Nesrin teyzenin mezarı diyordum. Ferhan'ın annesi. Niye getirdi sence bizi oraya? O şarkı neydi? Anlatmayacak mısın? Bilmiyorum. O ne ya? Nereye getirdin bizi? Düğününe. Bak kayınpederin basın da getirmiş ne güzel. Bütün gözler üzerinde olacak. Götür beni buradan. Kimse beni böyle görmesin. Ulan sen değil miydin evlenmezsem ölürüm diye? Götür beni buradan. Böyle olmaz. Ya Rabbim ya. Ayımdır buranın ne arka kapısı bilmem nesi. Tebrik ederim. Damat diye nur topu gibi bir belanız oldu. Hayırlı olsun. Hayrola, kim kimin canını sıkıyor ya? Valla şu an sen canımı sıkıyorsun komiser. Seninle iki dakika konuşalım mı? Konuşacak bir şey yok. Kardeşim iki dakika müsaade etsene bize. Etme. Etme kardeşim. Hatta ne yapalım biliyor musun? Sen kendine bir içki al burada. Tamam? Beni de burada bekle. Benim keyfim yoktu ama inanır mısın? Geldi oynarım da ben şimdi. Leyla. Ne geliyorsun lan peşimden? Ya sen gideceksin, elin adamına sırnaşacaksın gözümün içine baka baka. Ben de öyle duracağım, öyle mi? Bak damarıma basıyorsun, basma. Allah Allah. Komiser, ben kimle konuşup konuşmayacağımı sana mı soracağım? Pardon, kimsin? Neyimsin tam olarak? Ayrıca belki hoşlandım adamdan. Hı? Ya bırak. Adama kardeşim diyorsun, sırf bana oynamak için. Ben sana bir kere oynadım komiser. Karşına geçip oynadım. Doğru.
Yiyorsa gel dedim. Doğru. Sana sordum. Abisini içeri atmaya çalıştığın kızın elini tutmak yer mi diye. Ne oldu? Yemedi. O yüzden komiser, sen bundan sonra sana oynadığımı anca rüyanda görürsün. Laflar ettin vallahi. Mahalleden çeker giderim falan diye. E ne yapsaydık? Sen onu geç. Sende bir haber var mı? Nereye gidiyoruz? Cinayet bürodan bir şey çıktı mı? Yok, Batu aramadı hala da. Elimde sen varsın. Demek ki sen anlatacaksın kuşuma. Başla bakalım şimdi. Ne oldu bu Nesrin Şensoy'a? Bak Kartal, hiç susma. O 28 Kasım 1997 mezarın üzerindeki tarih senin Ferhan'ı son gördüğün tarih değil mi? Doğru tarih 29. Neyse, anlat hadi. Ya anlatmayacağım. Geçmiş yıl, olmuş bitmiş. Sen bugüne bak. Elinde bir şey var mı? Yok. Ne olacak şimdi, ne yapacağız? Böyle arabayla dağ bayır gezeceğiz kardeşim. Sen anlatana kadar böyle mal gibi gezeceğiz. Tamam? Çünkü benim elimde senden başka bir yok. Söyle Batu. Komiserim, izledin mi açıklamayı? Ne açıklaması lan? Az önce attım sana. Bütün haber sitelerinde çıkmış. Instagram'dan yapmış. Sayır müdür de gördü şimdi. Soruşturma başlatacakmış seninle ilgili. Ne soruşturması oğlum? Ne diyorsun sen? Abi sen o videoyu bir izle bence ya. Ne oldu? Dur bakalım, anlayacağız şimdi. Bakalım neymiş. Efe Tekin bir evlat olarak benim için tam bir hayal kırıklığıdır. Ben eski bir milletvekili ve bunca yıl devletine hizmet etmiş bir savcı olarak mafyanın düğününde gülüp oynayan kendi evladım olsa tanım. Kendisi hakkında soruşturma açılması için buradan açık çağrıda bulunuyorum. Adalete olan inancım tamdır. Efe Tekin. Senin baban bu. He? Sen gene be. İzlenir ha. Zengin fakir fark etmez. Her ailede bir dram var işte. Ne var? Ne yaptığını zannediyorsun sen? Görevimi yapıyorum. Hadi ya. Ya? Sen mafyaya gireceksin. Sonra otel köşelerinde bana adalet dersi vereceksin. Ben de susup oturacağım, öyle mi? İşte böyle yedirdiler o lafları adama. Senin hiçbir haberin yok. Bir tek benim değil. Herkesin her şeyden haberi var. Hadi ya. Ya? Sana neden uzaklaştırma verdikleri anlaşıldı şimdi. Yediğin haltlara az bile. Adnan yapma böyle. Sen karışma sen. Karışma anne. Adımı lekelediği yetmiyormuş gibi bir de gelip kapıma dayanıyor eşkıya gibi. Peşinde de mafya müsveddesi işte. Doğru, Kartal mafya müsveddesi senin için değil mi? Ufak kalıyor senin için. Sana daha böyle büyük baş lazım ki anlaşma yapabil. Oğlum bari sen yapma. Aysel. Sen içeri git. Ne haliniz varsa görün. Anca konuşursun zaten. Bir suçun varsa, ispatlayabiliyorsan buyur tak kelepçeyi Efe komiser. Ama elini çabuk tut. Polislikten atılınca bunu yapma şansın olmayacak çünkü. O iş o kadar kolay değil Adnan Bey. Hadi bakalım. Yaptığın her şeyi, yediğin her ortaya çıkarmazsan benim de adım Efe değil. Elinden gelen ardına koy. Görürsün. Ne ya, yediğin bütün ortaları bir bir ortaya çıkaracağım. Görürsün, o kelepçeyi de takacağım. Hadi bakalım. Sana. Elinden gelen ardına koma. Alıyoruz hayal kırıklığını kapından. Sen de gir. Geç. Anlatmayacağım mı? Tamam, bir şey sormadın. Yavaş.
köpek, yavaş. Yok, bu böyle olmayacak. Lan ne yapıyorsun? Lan! Ver lan şu anahtarı. Ne yapıyorsun yolun ortasında? Yahu sen de bize bir şey anlatmıyorsun. Ne yapalım? Oradan oraya savuruyorsun bizi. Bir şey anlatacak bir şey yok. Kartal, ver şu anahtarı. Yahu ben senin üzerine gelmiyorum. Sen benim üzerime gel diyorum. He? Vur bana. Ne? Ya vur diyorum bana, vur. Lan saçma saçma konuşma. Ver şu anahtarı. Saçmalamak yok. Kavga var, kavga. Bu sinir seni hasta edecek. Duygularını bastırıyorsun içine içine. Atamayınca hasta olursun. Bizi buradan buraya götürene kadar öldürürsün sen bu sinirle. Kum torbası gibi düşün beni. Bana bir şey olmaz. Bak sen vurmazsan ben vuracağım he. Vur. Vur. He? Vur. Aa. Yalnız bu böyle olmaz ha. Sen de bana vur. Allah aşkına. Gel vur. Şimdi fırtınalar kopan bir sen değilsin. Bak vuruyorum. Vur. Vuruyorum bak. Lan vur. Ama nasıl iyi geldi ha. Tarihi bir an. Yok mu şunu belgeleyecek bir basın mensubu bir şey falan? He? Allah Allah. Tamam sen de gülmüyorsun gülmüyorsun başlayınca da duramıyorsun. Komik bir şey varsa söyle biz de gülelim. Sen evden çıkarken kapıda babama ben hayal kırıklığını alıyorum buradan. Bir saat önce söylediğim şeye mi gülüyorsun sen? Güzel. Güzel. Komik ama. Yerinde gülsen daha iyi. Eğlenceli adamsın lan aslında. Öyleyimdir. Ama alınma komiser sen hiç değilsin. Gene de yüzüm böyle gülünce tatlı oldu. Oh! Neden beğenmiyor baban seni? Herkesin babası seninki gibi kahraman olmuyor kuşum. Bazılarınınki düşman oluyor işte. Onu kim beğensin diye. Küçükken onun gibi olmak istiyordum aslında. Şimdiki gibi bıyıkları vardı. Ben de gazlı kalemle onun bıyığının aynısını çizerdim kendime. O derece yani. Sonra ona benzemeyeyim diye saçı sakalı uzattın ha? Hatta onunla da kalmadım. Avukat olacaktım onun gibi. Ama işte bir gece. Bir gece? Onu geç. Ne kadar dökülürsen o kadar dökülürüm diyordum. İyi, onu geç. Sonra? Sonra işte aslında hiçbir şeyin öyle göründüğü gibi olmadığını anladım. Benim kimsenin karşısında boyun eğmediğini düşündüğüm, onuru için yaşadığımı düşündüğüm babamın aslında etrafındaki güvendiği insanları, inandığı doğruları, herkesi, her şeyi makul bir fiyata satabileceğini anladım. Rüşvet mi olmuş? Kimden? Neden? Çıkar. Zenginlik, mevki, statü. Ne dersen de. Anlaşıldı. Bundan peşini bırakmayacağım diyorsun. Babanı içeri atmaya çalışıyorsun ha? Yok o işin o kadar kolay olmadığını anlayalı çok oldu. Allah aşkına. Denedin mi lan babanı atmayı? Vay anasını. Babasına bunu yapan bize ne yapmaz?
Sen diyordun ya hani, sıkıyorsan Nezih'i al, az az al diye. Vallahi Nezih'i alsan tam süper olur şimdi. İşte benim onların hiçbirinden korkum yok ama... ama hepsinin bir sırası var işte. Üzücü olan şu ki kuşum, bu sırada sen de varsın. En yukarı gitmem için... senin de üzerine basmam gerek. Babama da ulaşamam diyorsun yani. Tabii bunun için önce rozete ihtiyacım var. Eğer onu kaybedersem her şey çöpe gidecek. Kafanda kurmuşsun. Büyük plan. Arada bizi de harcıyorsun. Kararlısın. Bizim sonumuz başından belli kuşum. Sen gene de o kadar emin olma. Baçe, çok fena. Gelmen lazım. Bütün mekanlar Baçe, kumarhaneler, üçü de hepsini basmışlar. Polis mi? Yok, Mesut'un adamları ama çok kalabalıklarmış. Ordu bulmuş herif, nereden bulduysa. Menta. Bir şey yok. Şimdi sana konum atıyorum, beni olduğum yerden alın. Bensiz bir yere gitmeyin. Komiser, benlik bir şey yoksa daha dövüşmeyeceksen ben gideyim. Git git. Benim de zaten bir emniyete gitmem lazım. Şu müdürle bir konuşacağım. Neymiş bu soruşturma işi? Elimin altında ol ama bak, uzaklaşma çok. Daha dün geceyi konuşacak. Bana anlatacakların var. Kartal. Sağ ol. Eyvallah. Her zaman. Müsait değil. Bir görüşmesi daha var. Ya komiserim, siz de çok beklediniz ama isterseniz beklemeyin. Oyalıyor beni ya. Peki. Yok, ben öyle demedim ama. Oğlum senin Türkçen... Çık lan şuradan. Daha üstünün yanına nasıl gelineceğini bile öğrenemedin ya. Bu kadar önemli olmasa gelmem herhalde müdürüm. Biz seni biliyoruz Efe. Soruşturma mı açacaksın? Açıldı bile. Uzaklaştırmamın bitmesine iki gün kaldı, yapma ya. Sen de rahat dursaydın o zaman. Sana kaç kere söyledim o kartalın peşine dolanma diye. Kendi baban senin arkanda durmuyor. Ben nasıl durayım? Müdürüm, Halit abinin katilini bulmam için elimdeki tek tanık o herif. Şu iş bitsin, ben kendi ellerimle getirip o herifi senin önüne koyacağım, bunu bilmiyor musun ya? Ya bırak. Bilsem ne olacak, bilmesem ne olacak? Baban açıktan çağrı yaptı soruşturma için. Bu saatten sonra da bu iş durmaz, ben sana söyleyeyim. Şimdiden kendini alıştır. Bu işin sonu meslekte mendir efendim. Vallahi olmaz. Müdürüm vallahi olmaz. Bak ne olur bir şey yap ya. Vallahi benim yapacağım bir şey yok. Ben seni daha önceden defalarca uyardım. Şimdi çık. Soruşturma bitene kadar da buraya adımını atma. Koş. Soruşturma bittikten sonra da hiç atamayacaksın ya. Neyse ya. Durumunuzdan haberim var. Babanızın yaptığı açıklama nereden bakarsanız bakın çok üzücü. Yani sonuçta insan kendi oğluna kıyabilir mi? Bakın ben mesela kızıma hiç kıyamıyorum. Benden ne istiyorsunuz tam olarak? Ben sizden bir şey istemiyorum. Aksine size yardımcı olmak istiyorum. Duyduğuma göre mesleğinizde çok başarılı bir memurmuşsunuz. Ve Kartal'ı yakalayabilmek için elinizden gelen her şeyi yapmışsınız. Yani?
Yani şu ki, sizin gibi başarılı bir insanın polislikten atılması acı. Çok acı. Bakmayın öyle. Bu soruşturmanın neticesinde ne olacağını siz de biliyorsunuz. Oradan dönüş yok. Ama tabii başka seçenekleri de değerlendirmek istemezseniz. Nedir başka seçenekler? Bana düğünde ne söylemiştiniz hatırlıyor musunuz? Damat diye başınıza çok büyük bir bela almışsınız dediniz. İşte ben o beladan kurtulmaya başladım. Bugün itibariyle sizin defalarca baskınlar yapıp bir türlü kapatamadığınız kumarhaneleri devreden çıkardım. Yani kartalın bir kanadını kırdım. Ama yetmez. Onun güzelce sürünmesi lazım. Çünkü ben kızımı tanırım. Kızım inat çeker. Eğer bir adım atmışsa hayatta dönmez. O yüzden bu oyunu kızımın değil kartalın bitirmesi lazım. Eminim siz de benim gibi neticelenmesini istiyorsunuz değil mi? Eğer tabii siz de bana yardım etmek isterseniz. Peki yardım edersem ne olacak? Soruşturma mı kapanacak? Kapanmayacak. Ama lehinize sonuçlanacak. Soruşturma bittikten sonra da mesleğinize geri döneceksiniz. Nasıl olacakmış o? Siz o işi bana bırakın. Kartal'ın pavyonları ruhsatsız. Dernek ruhsatıyla işletiyor. Muhabbet kuşlarını koruma ve sevdirme cemiyeti. Elinizde delil var mı? Güzel. Elinizde delil varsa benim emniyetten bir dostuma telefon etmem lazım. Ne de olsa vatandaşlık görevi değil mi? Güzel. En doğru seçimi yaptınız. Sonuçta mesleğinizi kartal gibi bir serseri için heba etmeye gerek yok değil mi? Bağıra. Oyun gitti bağıra bağıra. İyi akşamlar amirim. Ne bu lan? Ne olmuş buraya? Ya işte acık kuş pisliği, tüydü müydü kusura bakmayacaksınız. Bir yanlışlık mı oldu acaba? Ruhsatsız pavyon ihbarı var. Allah Allah ya. Ne zamandan beri pavyon basmaya polis gönderiyorlar? Zabıtanın işi değil mi o? İhbar bize geldi. Biz de geldik, gördük ki burada bir şeyleri değiştirmişsiniz. Ne yaptınız lan siz buraya? Bu ne? Derneği. Muhabbet kuşlarını sevme, koruma ve sevdirme cemiyeti. Yapalım mı yengeme öten bir tane kuş sevinsin? Reyler fırsattı, internette falan diyeceksen hiç nefesini yorma. Ben kendim dolandırıcıyım zaten. Kuş. Ne kuşu? Kuş lan işte, muhabbet kuşu bildiğin kanarya. Ne kuşu Allah aşkına ya? Sen niye beni özelden arıyorsun he? Bak, Nezih akşam pavyonlarına baskın düzenleyecek. İçeride adam varmış, polis. Ve bana hiç teklif etti şerefsiz. Neymiş, ona yardım edersem soruşturmayı lehime sonuçlandıracakmış. Sen tabii kabul etmedin değil mi? Dürüst bir polis olarak kabul etmedin değil mi? Lan saçmalama ya, ne edeceğim? Bana bak, mekanın ruhsata uygun hale getirilmesi lazım. Ben geçiyorum şimdi, adamlarını yolla, boşalsınlar içeriği. Ve kuş bul, tamam mı? Bir an önce kuş bul. Hadi. Kuş, buluruz kuş. Kuş buluruz kuş. Bak koçum, ben mesleğimi senin gibilere yedirmem. Diyorsun bugün istifanı veriyorsun.
O rozetini bırakıyorsun. Yoksa ben senin peşini bırakmıyorum. Gidiyorsun o Nezih abine, o emir aldığın Nezih abine de söylüyorsun. Efe komiser için polis olmak önemliymiş. Gider kendisini gördüğünde iletirsin. Aha. 100 tane kuşla kaldık. Ya dükkanı da açamayacağız. Nasıl olacak? Ruhsatını alacağım. Her şeyi usule uygun yapacağız yani. Alışacaksın artık. Sen yakında bana kumarhaneleri de kapattırırsın. O günlerde gelecek kuşum, merak etme. Valla senin rozete mozete ihtiyacın yok. Yani sen işini her türlü öyle böyle yaparsın. Onu anladık. Memoli. Bak. Efendim Ruşen abi. Kırık var. Kim sormuş? Tamam, sen bana konu at. Nereye lan? Azıcık işim var. Hop hop, bir dakika. Ferhan'la ilgili değil mi bu? Hatta sadece onunla ilgili değil. Seninle de ilgili. Bak şu. Şimdi buraya oturuyorsun. Bana her şeyi tek tek anlatıyorsun. Yoksa senin de peşine düşerim, inanın biliyorsun. Valla ben senden korkmuyorum. Çünkü aynı inattan bende de var. Ama... Ama ne? Bu benim zayıf yerim. Ben zayıflık sevmem. Zayıflığımı bileni de sevmem. Kapış? Beni zaten sevmiyordun kuşum, öyle düşün. Ben bu saatten sonra kardeşime bile güvenmiyorum. Sen de öyle düşün. Sen ne diyordun? Sözüm söz diyordun değil mi? Bak bu gece bana anlattıklarını bir bu kuşlar bilecek, bir de ben bileceğim. Bu kuşlar bir şey söylemezse ben de kimseye bir şey söylemem. Sözüm söz. Valla sen de iyice bizden oldun ha.